Elektronik lab çalışma soruları. Konumuz şimit tetikleme devresi. Sorulabilecek sorular. Şimit tetikleme devresi nedir? Bilmemiz gereken şimit tetikleme devresi iki konumlu bir devredir. Çıkış yüksek seviye veya alçak seviyede bulunur. En önemli uygulaması nedir diye sorulduğunda ise yavaş değişen bir işareti hızla değiştiren bir dalga şekline dönüştürür diyoruz. İki konum olduğu için örneğin sinüzoidal bir işaret uyguladığımızda bu sinüzoidal işaret şu şekilde yavaşça değişmesine rağmen belli noktalarda şimit tetikleme devresi bunu yukarıya veya aşağıya doğru atabiliyor. Örneğin şu şekilde işaretimiz olabiliyor. Bunu daha detaylı göstereceğiz. Şimdi kaç çeşit şimit tetikleme devresi var? Bir işlemsel yükseltişli, bir de transistörlü var. Bir op-amp kullanılarak, bir de transistör kullanılarak şimit tetikleme devresi yapılıyor. Histerisiz gerilimi nedir? Yine şimit tetikleme devresinde sorulan sorulardan. Bizim bir yüksek seviye gerilimimiz var, bir de alçak seviye gerilimimiz var. İkisi arasındaki fark da bize histerisiz gerilimini veriyor. Genellikle 2 civarında oluyor. 5-3 veya işte 3-1 gibi oluyor. Transistörlü şimit devrelerinde yüksek frekanslarda çalışılınca ne olur? Bugüne sorulan sorulardan. Transistörlü şimit devrelerinde. Örneğin 100 kHz'de çalışırken bu transistörlerin aç kapa süreleri anahtarlamaya yetmeyebilir. Bu geçişi yapabilecek farklı transistörler kullanıyoruz veya işlemsel yükseltişli şimit tercih ediyoruz. Tasarımı nasıl yapıyoruz? Örneğin bir şimit devresi tasarlayın denildiğinde bizim gerilimleri ve dirençleri seçmemiz gerekiyor. Bunun uygulama sorusunu diğer videoda koyuyorum. Uygulama sorusu üzerinden daha net görülebilir.